Yaşamak ya da yaşamak veya yaşamak ama yaşamak. Yaptığımız bu canları yaşamak, yasta değil, yarınları kodlamakta olan hiç kimse yasta değil. Yanlış yok, muktediriyeti kodlayarak kayda alan her bir ilim kapısında şah var. Biz şarkıyı kodladık çağın, şahla. Şimdi canlarım parlak bir gün diyoruz ya, işte o gün bütünün kültüdür canlarım. Görevim ilim, şimdi canlarım, para pul derler ya hani, oh ne ala ama lokomotif olamayana para da pul da hiçbir anlam taşımaz canlarım. Biz şimdi dünyalıyız ve sözümüz şudur, kurtarılmış mıyız? Kurtulmuş muyuz? Yakıştı mı bu bize? Bizi kim kurtarır? Yine biz. Biz kurtarıcı ya da kurtuluşu kodlayan değil miyiz? Ama bizi bizden başkası mı kurtaracak? Öyle bir yaşam yok canlarım, yok. Süper siyahlıkta kelam olur, yarın oluruz biz. Kur'an oluruz biz. Tohum oluruz yarına. Murat ettiğimiz her şeyi hakikatimizle diller, lekeleri temizleriz. Bana dünyanın sırrını sorduklarında Kur'an diyemem. Çünkü Kur'an kutsal şavkı kodlayanın ilmi. Yine bana dünyanın sırrını sorduklarında İslam'ın ilmi de diyemem. Niçin? Çünkü insan mukaddimenin ilmiyken İnsanın lekesiz kaldığı bir durumda İslam'ın kervan olmasına gerek var mı ki? Canlarım, dün öksüzdük, yol yoktu, mukaddes kitabın kerim kapısı açık değildi, ışık yanmamaktaydı ama artık ışık yanıyor. Yedi dünyanın yedisinde de mukaddes kitap, ilmin kelamı ve siyaha boyanan her şey kayda giriyor. Hataları bağışlayanlar var planette. Ben bağışladım, ben bağışladım, ben bağışladım diyerek hata bağışlarlar. Ben dinlerim, dinlerim, dinlerim ve derim ki iş bu. Dünyanın dediği de bu, iş bu. Ama çoğu ben bağışlarım der. Vah canım vah, ben bağışlarım. Sen nesillerini kodla. Sen yarınlarını kodla. Sen ruhunu kodla. Sen seni kodla ki hakikatini halik kıl. Ben dünyanın ruhuyum diyebildiğin zaman sevgiyi halik kılacak, yaşamı kodlayacak ve yarında mutlak kurulları kayda alacak kelama varacaksın. Ama bu anda sen ben her şeyin ötesiyim dediğin an kusurun kontrol kurmaya yarayan o kayıtların siyaha boyanan da kaynaktan çıkar. Dünya ölüleri diriltirken de bunu hep yapar canlarım. Kim öldü, kim dirildi? Bugün burada bunu izliyoruz. Kim öldü, kim dirildi? Kim bağışladı, kim bağışladı, kim bağışladı? Kim kalem oldu, kim kaynak oldu? Bağış, kırılış mı? Kısırlık mı? Dünyanın sırrı mı bu? Ben dünyaya görevliyken, dünya bense, benim dünya planetine barışı kodlamaya inmemle ölüleri diriltmem ayrı değil ki. Hepimiz bugün bunu yapıyoruz planette. Birisi ben barışı kodlayacağım deyip de ben onu bağışladım derse öksüzdür o. Önünü kapatmayız ama özsüzdür o. Gözsüzdür o. Çünkü ruhsuzdur o. Dünya planetinde her şey ilimdir canlarım. Bir konu sizi kırabilir. Ama siz kıranı kırdığınız an kusurlusunuz. Ama kıranı kırmayıp onu bağışladım derseniz huzursuzsunuz. Çünkü siz yoksunuz. Odur kuran olan, odur kutsal ışıkları kıran olan. Bağış
sizin kelamda kendinizi kodlayamayışınızdır. Şüphe duymayın canlarım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eşgalimiz tektir bizim. Biz onu mu yoksa kendimizi mi bağışladık? O halde siz var mıydınız? Bağışta kelam yoksa, ışık yoksa ben öz görevimi bilmeden de yarınlara varırım ama ben onu affedeyim de yarına varayım dersek kısırız biz canlar. Kusurluyuz biz. Her şeyi hak edip dinleyin ve bilin ki her ne varsa ilimdir. Ama ona görev vermek değil maksat. Onu kodlayıp onu korumak da değil. Peki nedir? Bizim bizi anlamamız. Biz mahrekte kelam olanlar biriz canlarım. O da siz, bu da siz. Bir tekiz hepimiz. Bunları artık anlayın. Sizden ayrı değil ki onu bağışlayacaksınız. O sizdir. Sizden farklı değil ki o. O sizdir. Sizinle bir tektir. Yaptıkları insanlık ilmidir. Sizi kırmak mı maksadı? Asla değildir. Ama siz onda ocak olamadığınız sahada kırıcı da olacaksınız da ocak olduğunuzu artık hırs kalmayacak. Kısırlık kalmayacak. Yanlış olmayacak. Bire hizmetçilikte bu var canlarım. Devre devre planeti izlerken şunu gözlemliyoruz canlarım. Biriniz ocağı kırmış, ötekiniz kısırlaşmış, diğeriniz kıran olmuş, hırsı kayıtlamış ve denmiş ki seviyenizi yükseltin. Aşkla sordum. Bunları yapabilirim de niye yapmadım? Çünkü ben orta kapıların hepsini açtım ve dedim ki bire hizmet edin, bir olun, tüm zamanları kodlayın, ilim olun, yarına varın, ışık olun ve dünya için çabalayın. Aksi halde yaşamınız olmayacak. Yoruldum mu diyorsunuz? Yorulan kuldan kula kalem olan, kıran da kıran, kırılan da kırılan olan. Ama yorulduğunda kutsal şavkından ayrışandır. Biz yorulmadan çalıştık hep. Dan, 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 tahtın tahtında has olan da dan. Bu ne demek? Devrenin ana kapısı. Ölüydüm, dirildim mi diyorsun? Hayır. Ölen, ölen, ölen. Hep ölenlerle çalıştık. Öyle mi? Asla, asla. Burada olanların hepsi dipdiri. Ölen yok burada.